Hepinize merhaba arkadaşlar borsa analizime hoş geldiniz. haftanın ilk işlem gününde borsanın üzerinden bir tır gibi geçtiler e, tabi dün sonu kapanışına e, baktım sizlerle de paylaştım topluluk kısmından öyle çok abartılı bir satış da yok ama e, alıcı yok yani satıcı çok yok hani böyle ne bileyim işte bofa 1 milyar işte 2 milyar 3 milyar satmıştır e, borsa çakılmıştır e, diyeceğiz öyle bir durum da yok ama alıcı tarafı çok zayıf en iyi alıcı diğer dün akşam biliyorsunuz İsrail ile ilgili olan bir gerilimden kaynaklı sabah zaten kötü bir açılış yaptık bugün gün içerisinde de bu gerilimle ilgili söylemler yine haberler devam ettikçe İsrail tarafından da böyle bazı açıklamalar oldu jeopolitik risklerin gölgesinde bir haftalık kötü bir açılış yaptık Tabii şu da var. Evet, e, jeopolitik risklerin e, fiyatlandığı bir gün oldu haftanın ilk işlem günü. E, ama emin olun şunu da söyleyeyim sizlere, eğer dün akşam öyle bir konuşma olmasaydı, ne bileyim bugün işte yine bu İsrail ile atışma olmasaydı, bugün yine muhtemelen kırmızı kapatacaktı. Yani Borsa böyle e, zaten düşecekti aslında. Diyo e, Pastası söyledi değil mi bunu hani. Temmuz'un başından beri söylüyor aslında. Bofa en iyi şortçu. En iyi long kaçanlar diğer yani küçükler. Yani endeks yükselecek diyen küçükler. E, endeks düşecek diyen piyasanın e, en baba piyasa yapıcısı bizim Bank of America. O düşecek e, bahsini oynamış diyelim. Yani gerçekten de öyle bir bahis koyuyorsun bir yok da ortaya. Yani aslında bu Temmuz ayının başından bu yana e, bize sinyallerini vermişti. Yine Haziran vadeli e, Vyop da aynı şekilde. Geçtiğimiz sene Kasım e, Vyop pastası da hep böyle sinyalleri vermişti. Ama her defasında şunu diyoruz işte ya bir sonraki pastada böyle olursa bu kez tedbirimi alacağım diyoruz ama o tedbir nedense hiç alınmıyor. E, Viop her zaman dediğimiz gibi e, bir birtakım e, gelişmeleri işte geleceğe yönelik e, borsanın gidişatını aslında bizlere haber veriyor arkadaşlar. Yani son bir yıldır da hep verdi. Ve hiç yanılma payı da sıfır. Neden böyle? Çünkü özellikle de geçtiğimiz sene o deprem, acı deprem sonrasında biliyorsunuz borsa açılınca bazı tedbirler alınmıştı. Bunlardan bir tanesi de açığa satışın yasaklanmasıydı. Açığa satış hala yasak borsada. Son bir yıldır. Hatta bir buçuk yıl oldu neredeyse. Şimdi açığa satış yasak olunca bu piyasa yapıcılar VIOP tarafında daha fazla pozisyonlanmaya başladılar. Çünkü eskiden ne yapıyorlardı? Açığa satış serbest olduğunda elinde olmayan hisseyi bile satabiliyordu, düşürebiliyordu. Düşüşten de para kazanıyordu. Ama açığa satış e, yasak olduğu için son 1,5 yıldır o yüzden VIOP tarafında short pozisyonlanmalar yaparak buradan nemalanmaya çalışıyorlar ve son 1 yıldır da gerçekten VIOP tarafı bizlere aslında erken sinyaller gönderdi arkadaşlar. Yani kötü bir gündü ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Ben çok böyle tepkisizim bu düşüşlere. Neden derseniz geçtiğimiz haftaki bir yayında da söyledim. Yani Borsa İstanbul 11.250'ye giderken bana ne verdi ki? Hani şimdi düşerken üzüleyim. Bak şöyle bir şey olsaydı üzülürdüm. İşte ne bileyim Türk Hava Yolları Tüpraş, işte Koç Holding'dir. Bunlar bir kar e, realizesi fırsatı vermişlerdir. İşte ne bileyim Türk Hava Yolları 380 görmüştür. İşte Koç Holding işte 300'lere vurmuştur. İşte Tüpraş 240'ları görmüştür. Endeks de 11.250 görmüştür. Ve ben orada satmamışımdır. O zaman e, bu fiyatları gördüğümde, endeksin bu halini gördüğümde dizlerimi döverdim. Derdim ki ya lanet olsun fırsatı kaçırdık yuh, yuh olsun bize falan ama öyle bir şey olmadı ki yani endeks 11.250'leri gördüğünde yani bizim hisseler sadece tabii bizim hisseler değil bakın 4 tane banka artı bir maçla endeksi 11.250'ye götürdüler 4 tane banka ve 1 tane bir maç işte 3-5 tane de yan tahta ama onların endekse zaten etkisi yok. Yani toplam 5-6 tane hisseyle endekse zirve yaptırdılar. Ama ne oldu? Diğer hisseler pert. E pert olduğu için kimse satamadı. Ker realizesi yapamadı. E Ker realizesi fırsatını kaçırdım, tüh ben falan da diyecek bir durum yok. Düşürebildikleri kadar düşürecekler artık muhtemelen. 10.500, 10.600 seviyesinden tekrar yukarı döneceğiz arkadaşlar. Şöyle günün özetiyle bir başlayalım. 130 milyar TL'lik hacimle günü tamamladık. Fark ettiyseniz hacimde bir düşüş var. 150 milyar TL'den 130 milyar TL'ye düştük. Yine geçtiğimiz hafta Cuma günü de buna benzer bir düşük hacim vardı. Endeksin böyle tatsız performansına rağmen. Net alıcılara baktığımızda diğeri görüyoruz. 1.3 milyar TL. Bakın bu diğer nerede olursa olsun eğer çok alıyorsa Orada bir sıkıntı var demektir. Riyop tarafında da öyle, spotta da öyle, altında da öyle, gümüşte de öyle. Yani diğerin olduğu yerden aslında uzak duracaksınız. Hep bunu videolarda işliyoruz. En iyi satıcıya baktığımızda orada Bank of America'ydı. Ama ne oldu? Kapanışa yakın e, özellikle karanlık oda tarafında 400 milyon TL'lik bir alım yaptı. Baktı ki o da endeks ve hisseler çok düşmüş. Bir miktar alayım da salı günü şöyle sabah yeşerteyim o iş yetmede tekrar ele vereyim mantığıyla almış olabilir. Artık ezberledik ve kabak tadı verdi artık gerçekten. Yani Bofa'nın bu hareketleri de. E tabi serbest piyasa bir şey de diyemiyorsun. Evet kızıyoruz ediyoruz ama serbest piyasa. Adam sabah açılışta şöyle bir yükseltiyor saat 11'e kadar. 10.30'a kadar bazen eğer çok acelesi varsa. Sonra oradan çat 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 veriyor. Bir bakıyorsun hop satıcı tarafına geçmiş. Endeksi düşürüyor. Ve kapanışa yakın veya karanlık odada alıyor ki sabah yine 11'e doğru yeşertip satmak için. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, son 2-3 ayın özeti bu arkadaşlar. Şimdi geldik teknik tarafa. Teknik tarafta ise artık yavaş yavaş böyle... Bir alttaki desteğe doğru gidiyoruz. 21 günlük hareketli ortalamamız 10.878'de. Bugün en yüksek kaçı görmüşüz? 10.873. Yani aslında direkt satıcılı bir şekilde başladık ama o 21 günlük hareketli ortalamada hafiften böyle bir yukarı test edildi. Açılıştan yaklaşık bir yarım saat sonraydı yanılmıyorsam. Ama orayı bile geçmesine izin verilmedi. Bakın 21 günlük hareketli ortalama şu mor artık e, buradaki desteğimiz kırıldı. Kaufman hareketli ortalaması bir sonraki desteğimizde 10.800. <laughs> Burası da kırıldı arkadaşlar. Biz nereye doğru gidiyoruz? 55 günlük hareketli ortalama. Bakın şurada şu süper trendi bir kapatayım. 55 günlük hareketli ortalamamız Haziran ayındaki o düşüşlerde de özellikle Haziran ayının ilk yarısındaki e, düşüşlerde de 55 günlük hareketli ortalamadan destek bulmuştuk tekrar oraya doğru bir yönelim var. Videonun başında da belirttiğim üzere eğer dün akşamki o jeopolitik risk olayı masaya gelmeseydi, işte bugün o İsrail ile ilgili söylemler vesaire gelmeseydi bu endeks bugün düşmese de yarın biliyorsunuz klasik salı geleneksel düşüş günleridir. Yarın kesin düşecekti. Çünkü adamlar short pozisyonda. Adamlar şu anda bu endeksin düşüşünden kazanacaklar. Nereye kadar düşürebilirler? 10.556 55 günlük hareketli ortalama buralara kadar, bu desteğe kadar düşürebilirler arkadaşlar. Veya işte bir fake düşüş gibi gösterip bir iğne atıp gün içerisinde tekrardan yukarıda alabilirler. Bu şekilde devam edecek. Ağustos'un sonuna kadar çok fazla ıı, ışık, tünelin ucunda ışık göremediğimizi zaten bir iki haftadır VIOB pastası değerlendirmelerinde hep belirtiyoruz çünkü adam inatla short kapatmıyor. Bank of America bu piyasanın yapıcısıdır, bu piyasanın balinasıdır. E, Viop tarafında short kapatmıyor. Long tarafında ise TEB yatırım Viop'un babasıdır. Ama Mayıs ayında bir kapattı o longlarını. Hatta Haziran vadede shorta geçmişti o da. Ve şu an Ağustos vadede de çok fazla bir long pozisyonu. Yok, bakalım bugün neler yapmışlar merakla bekliyoruz. Şunda hem fikiriz değil mi? Bak bunu net olarak bir konuşalım. Viop tarafının e, güncelliğini ve gerçekliğini bir kez daha gördük mü? Gördük arkadaşlar. Bak uyguladınız uygulamadınız orası ayrı. Hani ben bile böyle hani ben bile sizlere anlatan biri olarak ve çok da inanarak yani Bofa'nın shortları arttıkça ya yok. Hani bu bunda ışık yok bu vadede de ışık yok dememe rağmen bazen uygulamadığım alanlar oluyor. Satmıyorum mesela tabi fırsat da olmadı demin dediğim gibi hiçbir kariyerle fırsat olmadı. <laughs> yani bu gerçekçiliği kabul ettik o yüzden viyop pastalarını hem günlük hem de toplamdaki Bak hisselerinkini bazen soruyorsunuz ya hisseler çok önemli değil. Sadece geçtiğimiz aylarda bir maçta bir böyle yoğunluk vardı. <laughs> Ben sürekli kontrol ediyorum. Türk Havyoları'nın Türkleşini falan. falan. Onlarda çok fazla etkinlikleri yok. Tamam yani e, o yüzden onları çok fazla paylaşmıyorum. Sadece endekstekine yoğunlaşsanız size yeterdi. Herkese yeterdi. En azından bundan sonra e, Viyop bölümünü izlerken e, sadece izlemekle de kalmayın. Hani ki bazıları da yorum yazıyor. Hocam sen iki aydır Viyop'ta bir tehlike olduğunu söylüyorsun falan. Ben de işte daha az mal alıyorum, daha kademeli alıyorum veya işte yüzde 40 nakitim hala duruyor gibi yazanlar da oluyor arkadaşlar. O yüzden Viop tarafını mutlaka ve mutlaka dikkatli izleyip de aynı zamanda bunu uygulamaya da koyalım. Yani uygulamaya koyalım derken gidip short açın demiyorum çünkü bu riskli bir mecradır. Sen short açarsın, yarın yüzde 3 alırlar yukarı endeksi, o diğerin içine dahil olursun. O zaman sıkıntı olur ama en azından hani endeksin gidişatıyla ilgili e, yönü belirlemede bizlere yardımcı olduğunu unutmayın. 10.550 55 günlük hareketli ortalamamız buralara kadar geri çekilme devam edebilir. Yukarıda 21 günlük hareketli ortalamamız 10.878 ilk yakın direncimiz olacak arkadaşlar. Böyle dolar bazlıya bakalım orada da kötü görüntü devam ediyor. Zaten 21 günlük ve kavufmanın altında ve bir günlük kapanış şurada gelmişti geçtiğimiz hafta perşembe günü. Bugün o iki hareketli ortalamadan da aşağıya doğru uzaklaştık. Burada da 55 günlük hareketli ortalama 323 dolar. Yine 10 Haziran tarihinde bu hareketli ortalamanın hafif altına sarkmış. Ve altında bir kapanış yapmış ama ikinci günlük kapanış gelmemiş. Yeşil bir mum olmuş ve sonrasında yukarı hareket başlamış. Burada da 323 doları destek olarak takip ederken 330 doları ise direnç olarak takip edeceğiz arkadaşlar. Evet Türk Hava Yolları'nda 100 günlük hareketli ortalamanın altına sarkma meydana geldi ve bu bakın şöyle ne zamandan beri 2 Ocak bakın 2 Ocak 2023 pardon şöyle evet 2 Ocak 2024 yani yılbaşından bu yana yılbaşından bu yana ee, bu hareketli ortalamanın altına hiç sarkmamıştı. Bugün sarkmış oldu. Şurada gördüğünüz üzere. Ee, 1 Temmuz tarihinde bu hareketli ortalamadan destek bulmuştuk. Bak altında hiç günlük kapanış gelmemişti. 2 gün boyunca bunun altına sarkmıştık. İğne atmıştık ama altında günlük kapanış gelmemişti. Bugün gelmiş oldu. Şöyle biraz daha geriye gidelim. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam 200 günlük hareketli ortalamasına mı gidecek bu 276 TL? Şöyle bir bakalım. Bak hiç gitmiş mi? Gitmemiş. Yani o kadar kötü bir e, dönemden geçiyor ki yani 200 günlük hareketli ortalamasına hiç yaklaşmamış bile. Bak şurada, Ekim 2023. Yine Aralık 2023. Yine bak şuralarda, Mart 2023, Mayıs 2023. Bak hep 100 günlük hareketli ortalamanın altında takılmış, takılmış. Sonra yukarı gitmiş. En son ne zaman 200 günlük hareketli ortalamasına değmiş bu veya altına gelmiş? 2021 tarihinde. 3 yıl önce yani. Tamam yani 3 yıldır bu 200 günlük hareketli ortalamasının altına sarkmamış. Ama şimdi oraya doğru yönelmiş. Şunu da yapabilirler. Bak şurada olduğu gibi. Şurada olduğu gibi 100 günlüğün hafif altında böyle oyalarlar. Bir hafta 10 gün falan. Sonra tekrar bir yükseliş trendine girebilir. Artık 300 TL takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak arkadaşlar. Geri çekilmelerde ise 276 TL, 200 günlük hareketli ortalama ve destek seviyemiz olacak. Şöyle hemen aracı kurum dağılımına bakalım. Bugün Türk Hava Yolları'nı %2.5 satan kim olmuş? TEP yatırım olmuş. İlk 5 satıcıya baktığımızda %91, ilk 5 alıcıya baktığımızda %56. En iyi alıcı 1.5 milyon lotla diğer olurken en iyi satıcı ise 1.2 milyon lotla TEP ve 989 bin lotla ak yatırım göze çarpan kurumlar ve hisseden bugün bir para çıkışı gerçekleşmiş. Evet Koç Holding de bugün düşenler arasındaydı. Zaten düşmeyen çok nadir hisseler vardı. Bugün endeksin hani %90'a yakını kırmızı kapattı. Geri çekilmelerde 100 günlük hareketli ortalamayı takip edeceğiz. Yarın için 212 TL destek seviyemiz. Onun da altında 208 TL ee, yine şurada 10 Haziran tarihinde en dip gördüğü rakam ve aynı zamanda yatay destek olarak takip edeceğimiz seviye olacak. Yukarıda ise ilk etapta 55 günlük hareketli ortalama olan 223 TL yakın direnç, daha sonrasında da Kaufman hareketli ortalaması 229 TL takip edeceğimiz bir sonraki direnç olacak arkadaşlar. Ve onun da hemen aracı kurum dağılımına bakalım. %1.89'luk kayıpla günü tamamlamış. İlk 5 alıcı %64, ilk 5 satıcı %81. En iyi alıcıya baktığımızda diğer, en iyi satıcıya baktığımızda ise iş yatırımı görüyoruz. Hisseden bugün bir ara çıkışı gerçekleşmiş. Evet geldik Tüpraş'a. Tüpraş bugün endeksten biraz daha az düştü. Pozitif ayrıştı diyelim bari de. Hani en azından bu cümleyi de kurmuş olalım. Aylar sonra nasıl bir pozitif ayrışmaysa daha az düştü. Hani bazen diyoruz ya zarardan kar. Bugün biri yazmıştı. İşte hocam şurada kol kestim. Zarardan kar etmiş olur muyum diye. Ben kol kestikten sonra düştü. Daha da düşmeye devam etti. Tabii ki de zarardan kar. Son 2-3 aylık borsanın özeti arkadaşlar. Trade edenler bile zarardan kar ediyorlar. Yani kardan zarar vardır bir. Bir de zarardan kar. Son 2-3 aylık performansı bu şu anda borsanın. 166 TL 21 günlük hareketli ortalama ve direnç seviyesi olurken 160 TL yatay desteğimiz yine 10 Haziran tarihinde hatta 11 Haziran tarihinde görmüş olduğumuz en dip seviye. Şöyle aracı kurum dağılımına bakalım kısa geçiyorum tekniği. Çünkü ne anlatacaksın ki? Destekler kırılmış. İlk 5 alıcı %67, ilk 5 satıcı %79. En iyi alıcı diğer, en iyi satıcı HSBC yatırım yabancı satmaya devam etmiş. Bugün de Tüpraş'ı. Bank of almış ama buradaki diğer yabancı olan HSBC'nin 1 bölü 3'ü kadar alabilmiş. Listeden bugün bir para çıkışı gerçekleşmiş. Evet geldik enerji sayı %1.60'lık düşüşle günü tamamladı. En azından dik durdu arkadaşlar. Bak, bu net yani endeksten pozitif ayrıştı. Evet bugün endeksten pozitif ayrışamadı ama genel hatlarıyla baktığımızda eski zirvesini zorlayan e, hisselerimizden bir tanesi. Neredeyse tek yani hissemiz 71-75 tüm zamanların en yükseğiydi ve burası direnç seviyemizdi. Geri çekilmelerde ise 21 günlük hareketli ortalamamız 67.15. Takip edeceğimiz önemli destek seviyesi arkadaşlar. Bir arkadaşımız sormuştu dolar bazlıda e, eski direncine yaklaştı hocam ne dersiniz diye zaten TL bazlıda da aynı yerde yani TL bazlıda da eski direncine yaklaştığı için hani buralardan kar realizesi yapabilir miyim diyenler mutlaka olacaktır. Elinizde ee, hani eşit yoğunlukta varsa işte ne bileyim %20 THY, %20 koç, %20 tüpraş, işte %20 enerji şeklinde ise evet bir %10'a düşürüp burada kar realizesi edip hani daha fazla düşen hisselere eklemek için, desteklerinde eklemek için belki böyle bir kar realizesi yapılabilir. Şöyle hemen aracı kurum dağılımına bir bakalım. İlk 5 alıcı %99, ilk 5 satıcı %74. En iyi alıcı Bank of America ve garanti yatırım olurken en iyi satıcı ise diğer olmuş arkadaşlar. Enerjisa da özellikle son 1,5 aydır düşüşlerde bile bir para girişi olduğunu görüyoruz. O yüzden de zaten böyle dik durdu, sağlam durdu. Endeksten bile pozitif ayrıştı son 2 aylık, 1,5 aylık, 2 aylık periyoda baktığımızda. Hisseye bugün güzel bir para girişi gerçekleşmiş düşmesine rağmen. Evet geldik Doğaş'a. Doğaş'ta %1.5'luk kayıpla 200 günlük hareketli ortalamasının altında seyretmeye devam ediyor. Diyeceksiniz ki hocam burada destek falan kalmadı. Evet nereyi takip ediyoruz? Haftalıktaki MA55 seviyesini takip ediyoruz. Artık buradan dönmesi lazım bu Doğaş'ın. Eğer dönemiyorsa sıkıntı. Ee, ne zaman? Bak 2 Mayıs 2023 tarihinin haftasında 55 haftalık ortalamaya değmiş ve sonrasında rally başlamış ve tekrar biz bugün itibariyle buraya değdik. 241 TL'ydi. Günün en düşüğü 242 TL olmuş. Artık bunun altına sarkar mı bilmiyorum. Şöyle bir geçmişe doğru bir gidelim bakalım. Geçmişe doğru gidelim. Hiç sarkmış. Bak yine bak şurada 2021 tarihinde 55 haftalık ortalamadan yine dönmüş. Bak burada 55 haftalığın altına inmiş ama burada 55 haftalıkla 200 haftalık çok birbirlerine uzak değil. Bu da pandemi yani hani pandemide düşmeyen kalmamıştı bu taraf zaten çöp fiyatların olduğu yerler. Bizim o krizleri yaşadığımız, rahip Brunsonları vesaireleri yaşadığımız dönemler. Yani bu 241'den dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrası ne olur derseniz çöp fiyat olur. Yani çöp fiyat olur. Artık işte 200'e de düşebilir. Ama bundan sonra yani 241'den sonrası yani son 3 yıl boyunca şu hareketli ortalamanın altına hiç inmemiş. Bakalım hop, no, ne yapacak yarın ben de merak ediyorum. Evet geldik. Doğaş'ın şöyle aracı kurum dağılımını bir kontrol edelim. İlk 5 alıcı %80, ilk 5 satıcı %75, %1.5'luk düşüşe rağmen bir miktar para girişi olmuş arkadaşlar. E, kim almış? Bank of America almış. 87.763 görmüş olabilir. Belki oradaki 55 haftalık ortalamayı bilemiyoruz. En iyi satıcı ise iş yatırımı olmuş. 51.000 lot ile az da olsa düşüşe rağmen bir miktar para girişi gerçekleşmiş ise. Evet geldik Borusan. Bugünün en çok düşen hissesiydi sanırım listemizde %3.23. Ee, şurada 453 TL vardı. 21 günlük hareketli ortalama ve Kaufman. Hep buna dönüp e, böyle düzeltme yiyordu. Bir dakika şu süper trendi bir açalım. Bak düzeltme yiyordu. En sonunda bu 453'ü geçti. Dedi ki tamam toparlandı. 478 TL süper trend üst bandı. Bunu da geçti o gün. Ama ne yaptı? BOF'a izin vermemişti. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Perşembe günü %5 görmüştü. Ve neredeyse kırmızı kapatacaktı o gün. Tam süper trend ala dönecekken düğmeye basıldı ve aşağıya bastılar. 420 TL destek tekrardan buraya doğru geliyor. Haftalığa bir bakalım. Haftalıkta da fark ettiğiniz üzere şurada 420 TL zaten 420, 425 TL hatta 426 TL olması lazım. Evet 426 TL. Burası 100 haftalık ortalama. Burada bakın 1, 2, 3, 4. Bu haftayı da sayarsak 5 hafta olacak. Buranın altına salmıyorlar borsanı. Bakacağız bu hafta salacaklar mı? E, salarsa o zaman e, iş sıkıntıya biner mi? Evet sıkıntıya binebilir biraz. Ama derler ya ölmüş eşek kurttan korkmaz diye. Bak şimdi. Bu hisse zaten tepeden yüzde %60 düşmüş. %60 düşmüş. O yüzden diyorum ölmüş eşek kurt'tan korkmaz. Yukarıda direnç yine artık 451 TL oldu. 453'tü, 451 oldu. Ana direnç ise süper trend oldu. Yine burası da takip ettiğimiz 477-478 bandı olacak arkadaşlar. Bakalım Borusan'ı bugün Kimler böyle perişan etmiş? %3.23'lük düşüş var. Yani çok da perişan eden bir aracı kurum yok aslında. Ama alıcılar da çok zayıf. İlk 5 alıcıya bakın %71. ilk 5 satıcı %77. Yani satıcılarda da böyle çok e, ağım bir satıcı yok. işte. geldim buradan 100 bin not boşaltmıştır. 150 bin not öyle bir şey de yok. Ama alıcılar zayıf. En iyi alıcı diğer olmuş. En iyi satıcı da yatırım finansman. Ve oyak yatırım olmuştu. Bu ikisinin satışları şu ikisi tarafından karşılanamayınca hani karşılamaya çalışmışlar ama güçleri yetmeyince kötü bir kapanış oldu. Ama çok da böyle büyük de bir para çıkışı da olmamış arkadaşlar. Onu da ekleyelim. Evet geldik Bobet'e. Bobet de %2.70'lik düşüşle 21 günlük hareket ortalamasını bugün test etti. Süper trendi ala döndüğü için bunu da almıştık. Geçtiğimiz hafta endeksten pozitif ayrıştığı için bugün haftanın ilk işlem gününde biraz daha fazla dayak yemiş gibi geliyor. 21 günlük hareketli ortalama bakın burada destek, burada destek. Kaç burası? 29.20. Bugün en düşük kaç görmüş? 29.26. Bu seviyenin altına e, sarkmaması gerekiyor. Sarkarsa 28.40'a kadar, Kaufman'a kadar düşüş devam edebilir. Yukarıdaki direnci de iyi. Belirlemiştik 31.40 demiştik. En yüksek kaç görmüş? 31.84 daha sonrasındaki gün cuma günü 31.40 görmüş tam da böyle o yazdırmış dirençten dönmüş yine 31.40'ı direnç olarak takip edeceğiz RSI göstergesinde bir bozulma var burada kendi hareketli ortalamasının altına sarkmış maalesef böyle bobetin de hemen e, aracı kurumda alımla bir bakalım İlk 5 alıcı %81, ilk 5 satıcı %73. Enteresan. Para girişi olmuş. Yani hisse bugün %2.7, %3'e yakın düşmesine rağmen bir para girişi olmuş. En iyi alıcı da Bank of America ve Ahlatçı Yatırım. Yine Gedik Yatırım da iyi almış. En iyi satıcılara baktığımızda ise ziraat yatırımı görüyoruz. Zaten çok çektik ziraat yatırımdan endeks olarak. Son 2 aydır en çok satanlardan bir tanesi ziraat yatırımdı. diğer satmış. Yine 200 bin lot bu ziraatla ilgili kapanışa yakın bir ufak bir bilgi vereyim unutmazsam. Hisse bugün az da olsa para girişi olmuş. Enteresan. Evet geldik. İhsene tek yeşil hissemiz. İhsen. O da böyle çok enteresan hareket etti bugün. Pozitif kapanış yaptı. Endeksten de pozitif ayrıştı. Hani bir diyordum ya Osmanlı yatırım bu hisseyi topluyor sanki. Hani son iki ayda epey bir lot almış. Yine bugün onu kurtardı. Yani o da gidiyordu yani. Böyle aşağıya doğru gidiyordu. Kaufman hareketli ortalaması burada. Pardon, ilk olarak 21 günlük hareketli ortalamayı takip ediyorduk. 12.38 burası. 12.35 olarak vermiştim sabah desteği. Bugün bayağı bir dipledi. 12 liraya kadar indi. Şuradaki 21 günlük gitti, Kaufman gitti, 200 günlük gitti. Ama sonrasında o dediğim Osmanlı Yatırım'ın alımlarıyla birlikte tekrar yukarı bir hareket geldi. 13.20 takip edilecek önemli direnç olurken geri çekilmelerde 12.38 21 günlük hareketli ortalama hacimsiz bir hisse olduğu için bu şekilde böyle desteğin altına iğne atıp tekrar kapatmalar yapabiliyor. O yüzden bu tarz hacimsiz hisselerde günlük kapanışları takip etmek daha doğru olacak arkadaşlar. Ee, şöyle hemen 10 daracı da kurumda alımla bakalım hissenin. İlk 5 alıcı %98, ilk 5 satıcı %62, en iyi alıcı yine az önce de dediğim gibi Osmanlı yatırım 673 bin lot ve daha sonra da Bank of America 294 bin lot. BOFA aslında satış tarafındaydı ilk saatlerde. Osmanlı yatırım alıma gelince o da hemen onun peşine takıldı. En iyi satıcı ise diğer oldu. Böyle hatta size de göstereyim. Haziran 3 Haziran'dan itibaren şöyle bir baktığımızda 6.7 milyon lot topladığını görüyoruz. Osmanlı Yatırım'ın aynı zamanda bu zaman dilimi içerisinde Bank of America'da en iyi ikinci alıcı olmuş. O yüzden de listeye dahil etmiştik arkadaşlar. Şöyle para giriş çıkış ekranımızı bir açalım. Çok da fazla bir para girişi yok. Evet, en iyi para giriş önce endekse bakalım tabii ki. BIST 30'a 294 milyon TL para çıkışı olmuş. BIST 30'dan tüm senetlerden 317 milyon TL para çıkışı olmuş. Yani çok absürt bir para çıkışı da yok. Yani bugün evet %1,5'a yakın düştü endeks. Ama satıcı tarafı çok baskın değil. Para çıkışı öyle 1 milyar falan değil. Böyle garip bir gündü. Ereğli en iyi para girişiyle 189 milyon TL ile birinci sırada olurken ikinci sırada kontrolmatik var. Hafta sonu e, bunu da çok yazıyorsunuz. Hafta sonu bunu da inceleyin. 119 milyon TL. E, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Türksel, Petkim, e, Altınay, Enka İnşaat, e, Yiğit Akü, Tav Havalimanları, Ülker, Zoran, Yeo Teknoloji, Tükaş, Şekerbank, Emlak Konut, Şok Market, Reader ve Horoz Lojistik bunlar. Para girişinde ilk 20'de para çıkışına bakalım. Ve şu an bir yok pastası yüklendi sanırım bir titreme oldu. Ekranda inşallah o titreme bizi de titretmez. Zaten titreteceği kadar titretti. Türk Hava en iyi para çıkışı 375 milyon TL. Aselsan 2. sırada Tofaş, Bimaş, Astor, Şişecam. Türk Traktör, Çimsa, Karel, Sahol, Aztek, Tüpraş, Koç Holding, Oyak, Cimento, Atake... Yok Atake patates değil bu bir yazılımdı sanırım. Sasa, Beşiktaş, Adese. Ya yazılarda ufak arkadaşlar okuyamıyorum da. Adese, Ford Oto, Karsan bunlar da para çıkışında listesinde yer alan hisseler. Geldik video pastasına. Evet şöyle baktığımızda Bank of America 4512 adet daha short pozisyon eklemiş. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. De yatırım long kapatmaya devam etmiş 3.872 adet İş yatırım short eklemiş 4.000 adet info yatırım yine o da short tarafındaydı sanırım garanti yatırım 7.960 adet short pozisyondan kar al yapmış alt yatırım alt yatırım çok da fazla bir şey olmamış yani diğerler daha fazla işlem yapmış neredeyse toplam pastaya da bakalım mı toplam pasta bize ne diyor bakalım. İşte toplam pastayı göstermiyor burada 29'una e, getirince burada ekranı seh geldi toplam pastamız geldi arkadaşlar toplam pasta bize diyor ki en iyi longçu diğer oldu artık artık yani bir e, 61 e, adet daha açsalar 62 adet daha açsalar en iyi long açanlar diğer oldu yani işte bu pasta bize Temmuz'un başından bu yana aslında hep şu uyarıyı yaptı ya işler yolunda gitmeyecek diye uyarıyı yaptı ama kim dinledi dinleyenler var onlar yorumlara yazıyorlar zaten e, ben de dahil mesela e, ben şimdi Viop tarafında evet short açıyorum işte bazen long kaçıyorum falan günlük trade ediyorum ama hani keşke hisse tarafında da böyle her ne kadar o kar realizesini görmesek de bir miktar e, nakit tarafına geçebilseydik diyorum. Her böyle sıkıntılı vadede de hep böyle sonlara doğru bunu yaşıyoruz. Ha bu arada bu düşüşlerin bir sebebi de şu arkadaşlar. Şimdi biz bugün ayın kaçı 29 Temmuz bir şuradan bakalım. Çarşamba günü müydü? Çarşamba günü vadenin son günü. Ben nereye tıklıyorum? He. Evet çarşamba günü 31 Temmuz'da vade sonu uzlaşma olacak. Pay vadelilerde ama. Yani bu endeks kontratı devam edecek. Bu BOFA'nın 53 bin şortu Ağustos'un sonuna kadar tutabilir, devam edebilir, arttırabilir de. Maliyeti 12.190 arkadaşlar. 12.063 ile şu anda kâra geçmiş durumda. Hatırlıyor musunuz? Ee, endeks zirve tazelediğinde işte Temmuz'un ilk haftaları falandı böyle. Hatta Temmuz'un ortasıydı. İşte bofa zararda bofa zararda falan diyorlardı. Hep ne oldu? Kara geçti. Hep hatta videoda da demiştim. Ee, Mayıs ayında da böyle gülüyorduk. Ne oldu? Haziranda herkesi böyle çat 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 şamarladı. Kaymaklı karını aldı şorttan. Vadeyi kapattı. Sonlandırdı diyorduk. Yine kara geçti. Bu karla doyar mı? Doymayabilir. 10.500 lira kadar endeksi basabilir mi? Basabilir. Piyasa yapıcı ne derse o olur mu? o oluyor arkadaşlar. Yani biz e, istemesek de hoplasak da zıplasak da piyasa yapıcıyı takip etmekte fayda var. Bak burada ne diyor? İlk 5 satıcı %88. ilk 5 alıcı %69. Yani burası zayıf diyor. Bak zayıf. En iyi long açanlar diğer diyor 48 bin. E bu böyle sürekli devam edecek mi bilmiyoruz işte gün ve gün Takip edeceğiz her gün. Yani biz bir yıldır, bir buçuk yıldır Viyop'u böyle sıkı şekilde takip ediyoruz. Bir de az önce e, Bobet bölümünde ziraat yatırma bir vurgu yapmıştım onu unutmadan. Şimdi ziraatı son iki aydır sürekli satış tarafında görüyoruz. Neden? Çünkü gerçekten TL lazım. Hani eskiden bize döviz lazım diye o, o sorunu hallettik carry trade ile bozdurulan dövizler geldi kasaya girdi. Merkez Bankası'nın rezervleri gerçekten güzel yükseldi. CDS'i düşürdü falan o rezervlerin yükselmesi. Ama piyasada şu an TL sıkıntısı var. Geçtiğimiz hafta faiz kararının hemen ardından da bir sterilizasyon hamlesi yapıldı hatırlarsanız. Ee, TL karşılığı döviz ve altın e, dönüşümü yapmak istiyor şu anda Merkez Bankası. E, KKM'den çıkışlar var. Adam'a sen ne vereceksin? Elma mı vereceksin? Adam şimdi KKM'den çıkıyor. Ne yapacaksın? TL vereceksin değil mi adamı? E hani TL? E çoğu TL zaten carry trade'le hop gitti, uçtu. Yani bu şekilde Ziraat o yüzden satıyor bence. Hani diyorsunuz ya, ya Ziraat'la lanet olsun falan TL lazım. KKM'cilere TL lazım, carry trade'cilere TL lazım. TL bu aralar Değerli. O yüzden e, ziraat hep satış tarafında görüyoruz. Geç, geçtiğimiz e, son iki ayda. <laughs> Şimdi salı günleri geleneksel düşüş günlerimizdi. Belki onlar yer değiştirmiştir diyeceğim ama e, çok da şey yok. Umudumuz da yok. Neden? BOFA bugün bu gitteki rakamlarla 4000 adet daha short pozisyon beklemiş arkadaşlar. Unutmayın. Viop hayat kurtarıyor. Gerçekten. Yani Vyop, bunu hep sürekli yayında bu yayında çok dillendirdim ama artık sizler de yavaş yavaş böyle aklınıza kazıyın tamam mı Viyop. Açığa satış yasağı kalkana kadar Viyop'u sıkı takip etmeye devam edin ki en azından o 1-2 aylık borsanın 1-2 aylık önündeki gideceği yolu görebilmeniz açısından. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.